Miyase İlknur, 11 Aralık 2021, Cumhuriyet. Kürşad'ın intikamını Erdoğan alacak. Üniversite öğrencisiyken takıldığımız kahveye ilginç bir tip gelirdi. Sarkık bıyıklı, omuzlarına kadar inen saçları, ayağında körüklü çizmeleri ve başında palyaço külahları gibi külah takan bu kişinin adı Karşattı. Yaşça hepimizden büyüktü. Gerçek adı Kürşat mıydı bilinmez. Ülkücülerin takıldığı eski adı küllük bizim dönemimizdeki adıyla Marmara Kıraathanesi asıl mekanlarıydı. Ama 12 Eylül dönemi olduğu için dövülme risklerinin olmadığını onlar da biliyordu ki ara sıra solcuların takıldığı Huzur Kıraathanesi'ne bakın sizden korkmuyoruz dercesine toplu halde gelirlerdi. Pis pis bakışmalar dışında bir hadise olmazdı. O grubun arasında bir tek Erol Olçok'la merhaba'mız vardı. Çünkü Erol bizim gruptan bazılarıyla yakın arkadaştı ve sık sık bizim takıldığımız kıraathaneye gelip sohbete katılırdı. Öyle siyasi konular falan değil, edebiyat, şiir üzerine sohbetler. Bir gün aralarında bu Kürşat denilen zat ve arkadaşları yine bizim kahveye geldiler. Ülkücü grup içinde ona büyük bir saygı gösterildiği belliydi. Onlar kalkıp giderken Erol Olçok onlardan ayrılıp bizim masaya gelip oturdu. Bizim gruptan biri, oğlum Erol kim bu herif diye sorduğunda ''Ha o mu? Kürşat abi o.'' diye cevap verdi. Yaz günü neden çizme giyip başına o kukulatayı taktığını sorduğumuzda da Çin sarayını basan Kürşat gibi giyinmeyi seviyor deyince bizi aldı bir merak. Çin sarayını basan cengaver Kürşat da kim ola ki? Ertesi gün arkadaşlardan birinin elinde Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü romanını görünce hepimizin kaşları ne oluyoruz gibisinden çatıldı. Kürt kökenli bu arkadaşımız hiç kimmiş bu Kürşat diye merak ettim deyip romanın özetini anlatınca sayesinde Göktürk prensi Kürşat'ın kim olduğunu öğrendik. Atsızın romanı, Göktürk hanedanlığını esareti altında tutan Çin hükümdarını önce kaçırmak isteyen imparator o gün saraydan çıkmayınca Çin sarayını basan, Çinlilerin öldür Allah öldür bitirilemeyeceğini anlayınca kendi toprakları Ötüken'e doğru yola koyulan, sel nedeniyle köprülerin yıkılması ve Çin askerlerinin arkalarından yetişmesi nedeniyle yeniden savaşa tutuşup ölen Kürşat ve 39 Göktürk neferinin hikayesini anlatıyor. Şimdi durup dururken şanlı tarihimizin yiğit kahramanı Kürşad'ı anmanın elbette bir nedeni var. Cumhurbaşkanımız, reisimiz Erdoğan, Çin pazarını ele geçirmek üzere cihat ilan eyledi malumunuz. Bahçeli de onun bu politikasına destek verdi. E artık komşu Çin'le komşu olmadığımız için sarayını basacak halimiz yok. Hem Çin, Kürşat döneminde bile nüfus olarak zaten kalabalıktı. Şimdi hiç güç yetmez. O zaman biz de madem Çin'in sarayını basıp Kürşat'ın intikamını alamıyoruz, o halde ele geçirdiği pazarlara baskın yapar, ele geçiririz. O nasıl olacak peki? Cumhurbaşkanımız onun da yolunu söyleyiverdi. Çin gibi daha çok üretip ucuza satacağız. Ucuza satmak için de doları yükseltip iş gücü maliyetlerini düşüreceğiz. Yani Çin'i kendi silahıyla vuracağız. Yalnız bu modelde akla yatmayan bir durum var. O da Çin'in sadece kalifikasyonu olmayan ucuz amele pazarı olduğunu sanmak. Çin sadece tarım ürünü, tekstil ve ham maddeden ibaret değil. Öyle olsaydı Çin ekonomisi 310 milyar dolar cari fazla veremezdi. Katma değeri yüksek teknoloji ürünleriyle AB ve ABD pazarını ele geçiren Çin'in iyi eğitimli kadrosunun payı yatsınıyor. Erdoğan'ın Çin modelini örnek alması, bu ülkenin otoriter yapısını, kendi yönetim tarzına yakın olmasının da payı olduğu söyleniyor. Doğru olabilir. Abdülhamit'in de İngiliz ve Fransa yerine otoriter sistemle yönetilen Almanlara yanaşması, özgürlükçü fikir cereyanlarının ülkemize ihracından duyduğu kaygı nedeniyle olmuştur. Cumhurbaşkanımız faizi NASA bağladıktan sonra yoksullaşmayı da Bakara suresine bağladı. Dünkü konuşmasında Erdoğan, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele, bu şekilde buyurmaktadır dedi. Cevabı biz değil, aşık masuni şerif versin. Bitmez kadere inandık, 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 yandık. Hep şükürü biz öğrendik. Bir beyde şükür göreydim. Göreydim, o gün öleydim. Miyase İlknur